Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugünkü yayınımızda bir değişiklik yaptık ve sizlere bir video izletmek istiyorum ve de bu yayını bu videonun üzerine konuşmaya ayırdım. Sevgili dostlarım, videoma gelmeden önce bir konuyu belirtmek istiyorum. Yine bunu şu ara çok çıkmaya başladığı için ve sizi tamamen bilgilendirmek amaçlı. Hem YouTube'da hem TikTok'da hem Instagram'da dolaşan bir cümle var. O da şu. Long para kazandırır, short zengin eder. Bu ne demek? Marjinden bahsediliyor. Marjinde long açarsanız para kazanırsanız, short işlem açarsanız zengin olursunuz. Bunu yazan hani Beyin kapasitesi tabii ki belli bir sınırın altında olan insanlar. Şimdi mantığa bakın. Bir coin'in 3 günde, 4 günde, 10 kat düşme ihtimali sizce kaçtır? Marjin işlemde açık olan bir coin'in 3 günde 10 kat düşme ihtimali. Long'tan ya da short'tan para kazanacaksanız böyle bir senaryo yaşamanız lazım. 3 günde 10 kat düşmesi yani short pozisyon açtınız, 3 günde 10 kat çok zor bir ihtimaldir. Peki bir coin'in 3-4 günde 10 kat ya da 5 kat, 7 kat yükselme ihtimali nedir? Short'a göre daha fazladır. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bu yazıyı yazan, short zengin eder, long para kazandırır yazısını yazan arkadaşımızın beyin hücrelerindeki birçoğu çalışmıyor demektir. Hani ben birçok yayında şey derim. Margin işlemden uzaktır. Hatta daha önceki bir videoda da yine böyle söylemiştim. İşte bir tanesi çıkmış. Demiş ki işte Ripple en yüksekte buradan short açarsanız işte para kazanırsınız. Bunu şöyle düşünün. Bir coin %30 artar. Buradan short açarsanız 10x girersiniz ve coin %10 artar paranız çöp olur. %30 yükselen bir coin %40 da gidebilir. %40 giden Yüzde seksen de gider. Yüzde seksen giden, yüzde gidebilir. Yani hiçbir zaman tepeyi bulamazsınız diyorum ya sevgili dostlar. işte bu. Ama maalesef ki böyle işte inflozer olma, yok youtuber olma derdinde olan insanlar, tabii ki dikkat çekmek, izlenme almak için böyle. Çok saçma sapan, gerçek piyasayla alakası olmayan kelime üretirler. Neymiş efendim? Short açarsanız zengin olurmuşsunuz. Hani bu cümleyi eğer ki bir kalıba uyduracaksa ve bu piyasayı biliyor olsaydı şunu belki diyebilirdi. Long açarsanız zengin olur, şortta para kazanırsınız ki bu bile yanlış. Ama hani en azından şansınıza bir coin tutturursunuz. Coin bir günde yüzde hani beş kat gitmiştir. Yani yüzde beş yüzdür. Marjindeki... 10x çarparsanız 50 kat paranız olur. Ama muhtemelen bunu daha yaşamadan paranızı önce likit olur. Yani paranız sıfırlanır sonra bunu yaşar. Hani demek istediğim şu. Marjinde para kazanamazsınız sevgili dostlar. Bir kazanır, iki kazanır, üçüncüsünde hepsini geri verirsiniz. Kumar mantığı. Bu yüzden tekrar belirtiyorum. Marjin işlemden uzak durun. Böyle long yazan, short yazan beyni küçük insanlara da inanmayın. Çünkü bu tamamen bu anlatım, bu söylem sizin faydanız, sizin iyiliğiniz için sevgili dostlarım. Değerli kardeşlerim, şimdi sizlere bir video göstereceğim. Bu video Simpsonların videosu ve 2024 ile ilgili bir video. Önce videoyu lütfen baştan sonuna kadar izleyin. Bir dakikalık bir video. Sonrasında üzerine konuşacağız sevgili dostlar. Hey, have you heard about the fate of Bitcoin in 2024? It's going to be epic. Really? What's the deal? Well, here's the scoop. Bitcoin tends to make a big move every five years. The last time was in 2017 to 2018, but since then, it's been a bit quiet. That's a long time. What's the plan for 2024? If this year keeps disappointing, get ready for 2024 fireworks. Bitcoin might finally break through and soar to new heights. That sounds exciting. Time to prepare for some serious gains. Absolutely. Let's buckle up and get ready for the ride. 2024 could be the year we've been waiting for. Sevgili dostlarım aslında bugün benim içeriğim yani video içeriğim başkaydı. Ama sabah işte araştırma piyasaya bakarken ve böyle piyasada sosyal medyada gezinirken bunu gördüm. Açıkçası bugüne kadar hep saçma sapan yazılar, videolar görürken yok Shiba 100 bin dolar olacak videoları görürken bunu gördüğümde hem şaşırdım çünkü doğru bir içerik ve ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hani belki şey diyebilirsiniz ya bayınan Hoca bunun hani sizin kanallarla alakası var. Aslında çok alakası var. Hani çok detaylı izlediğinizi düşünüyorum. Bakın orada ne diyor? 2024. Biz bir buçuk yıldır, bir yıldır ne diyoruz? Bitcoin'de 2024 patlama tarihi, zengin olma tarihi. Sonra bir şey daha diyor. İşte Bitcoin her 5 yılda bir yükselme eğilimine sahiptir. En son 2017 2018 yükselimleri açın grafiğe bakın 2017 2018 fiyatlarından bir başlayın grafiği göreceksiniz nereden nereye gelmiş burada aslında onu anlatıyor yani öncelikle şunu belirtmek istiyorum Simpson'lar bunu bu içeriği oluşturdu bu filmi paylaştı diye tabii ki %100 olacak değil Bizim amacımız bir buçuk yıldır söylediğimiz şeylerin Simpsonlar çizgi dizisinde yayınlanması sevgili dostlarım. Hani bu şu demek, biz bir buçuk yıldır konuştuğumuz şeyleri farkında mısınız bilmiyorum ama şimdi artık herkes konuşmaya başlıyor. Çizgi dizilere konu olmaya başlıyor. Mesela bir şey var, 2000, orada bir yazı var. 2024 Havai Fişek Yılı. Başka biri diyor ki kazanma yılı. Bakın alttaki cümleler aslında çok anlamlı ve çok manalı cümleler. Orada diyor ki yolculuk zamanı. Çünkü şöyle bir şey var. 2024 Mayıs ayı yani bundan 6 ay, 7 ay sonra bir halving yaşanacak. Ve o halvingle beraber başlayacak bir boğa var. Beklenti 2024'ün sonuna kadar sürmesi 2025'e de uzayabilir. Ve tabii ki burada şu var sevgili dostlarım. Maalesef ki birçok dostumuz, birçok kişi bunu, bu fırsatı yaşayamayacak. Piyasanın en tepesindeyken yani 2024'ün böyle yaz geçtiği seneye bugünlerden bahsediyorum. Sonbahar geldiğinde trene binmeye başlayacaklar. Ben 2014'ten beri kriptodayım ve bu senaryoları yaşadım ve hep Hani hatta şu anki düşüşlerde bile o geçmişi anımsıyorum. Böyleydi sevgili dostlar. Piyasanın en dip yaptığı zamanlarda bir etrafınızda hiç kimse kalmaz. İki, herkes siz kriptoya para yatırdığınız için herkes sizi eleştirir. Bakın bu 2017'de yaşananlar. 2014'te de ben bunları yaşadım. Yani şu ankinden bahsetmiyorum. Herkes beni eleştirirdi. Kimisi şey derdi. Dijital paraya para mı yatırılır? O zamanlar 2014'lerde dolandırıcılık diyorlardı. 2017-2018'lerde işte Bitcoin balonu patladı. Bak ne kadar büyük bir zararım var. Keşke yatırmasaydım. Bizi neden dinlemedin? Hatta yine bir gördüğüm videoda bir tanesi şey diyordu. işte yani daha ağır da konuşmak istiyorum. Hani Allah'ın geri zekalısı diyeceğim sevgili dostlar. Yok 300 bin liram vardı 50 bine düştü. Arkadaş düşebilir. Kriptoda 300 binin 300 milyon olmasına, 300 binin 3 milyon olmasına şaşırmıyorsun. Normal geliyor da 300 bin liranın 50 bin liraya düşmesi mi seni şaşırtıyor? E peki veya bakın başka bir örnek. 300 bin lira 3 milyona çıkınca seviniyorsun da inanıyorsun buna. İnandığın için yatırdın. Peki 50 bin liranın neden 3 milyon olacağına inanmıyorsun? Hani şey diyorum ya kripto para tamamen duygu yönetimi. Grafik çekenlerin hepsi yalandır. Yok ders veriyorum diyenlerin hepsi yalandır. Bakın daha bundan bir sene öncesine kadar kripto dersi verenler şu an hisse senedi satma peşinde. E ne oldu kripto? Sesleri çıkmıyor. Bu şekilde konuşabiliyorlar mı? Yok. Ne zaman konuşacaklar? 2024 Halmik'te ve Halmik'ten sonra Bitcoin 60 bin doları kırınca ama değerli kardeşlerim bakın ben bunu kaç defa yaşadım ve bundan 6 ay sonrasında işte bunları konuşacağız. Boğa sezonunda benim videolarım 30 bin 40 bin izlenir. Ayı sezonlarında ise böyle bir düşüş dip sezonlarında 10 bin izlenir. Yani bu şu demek her 3 kişiden biri beni izliyor şu an. Ve bu 3 kişiden birinden de %70'i kripto almıyor, kripto yatırımı yapmıyor, sadece izliyor. Bu da güzel bir şey. Yani bakıldığında her 100 kişiden sadece onu kriptoda. Ve kriptoda düzenli bir şekilde profesyonelce yatırım yapıp profesyonelce yatırımını koruyabiliyor sevgili dostlarım. Ve 2024'te ve 2024'ün sonunda 2025'e girişlerde bu kişiler çok ciddi para kazanacaklar. Yani hani profesyonelce diyorum ya danışmanlık hizmetlerimizde de anlattığım bu benim işte. Şu an düzgünce alımını yapıp düzgünce bekleyen, psikolojisini benimle beraber koruyan dostlarımızın hepsi 2024'ün sonu, 2025 bu tarihlerde hani zengin olacak kelimesini kullanmıyorum. Çünkü zengin çok göreceli bir kavram ama çok büyük kazançlar olacak. Öyle 10x'lerden, 20x'lerden, 15x'lerden bile bahsetmiyorum sevgili dostlar. Ve şunu düşünsenize. Bugün diyelim ki 10 bin liranız var. Bir buçuk yıl sonra bunun 1 milyon olmasından bahsediyorsak eğer. Tabii ki bu kolay olmayacak. E haliyle bunun bir bedeli var. Yani manevi olarak bahsediyorum. Psikolojik olarak bunun bir bedeli var. Ne? Çelik gibi sabrınızın olması. Sinirlerinizin çelik gibi olması. Şu an açın sosyal medyayı, kriptoyu, bitcoin'i gömen gömenidir. Fazla değil sevgili dostlarım. 6 ay sonra kriptoyu öven öveni olacak. Yani nasıl? Şu an işte geçenlerde de gördüm. İşte son model bir araba. İşte arkadaşımı dinledim, bitcoin aldım. At arabasına biniyor. Bakın 6 ay sonrasında bunun tam tersi olacak. İşte at arabasıyla giden bir video. İşte bitcoin aldım, uçak kullanıyorum. Abarttım biraz tabii ki. Ama burada şu var işte. Bunu kim yaşayacak? Bakın Simpson'lar, Simpson bir çizgi dizi dahi. Bunlardan bahsetmeye başlamış. Tabii ki hani burada Simpson'la konuşmak istemiyorum. Amacım bunun reklamını da yapmak değil tabii ki. Ama buradaki küçük detayları almak. İşte 2024 iyi pişek patlayacak. Yani bir buçuk yıldır bizim konuştuğumuzla aynı şey. Ve şu var sevgili dostlar. Şu an etrafınızdaki birçok kişi sizi eleştiriyor olabilir. Kriptoya para yatırdığınız ya da yatıracağınız için. Eleştiriyor olabilir. Bakın iki tane pamuğa bakar kulağınıza tıkayacağınız iki tane pamuk. 2024 geldiğinde bu eleştirenler Parantez bunu muhakkak yaşayacaksınız. Kapattım parantezi de. Sizi bugün eleştirenler 2024'te size gelip ya ben de nasıl alabilirim? Ne alayım? Hangi coin'i ne zaman alayım diye soracaklar. Bunu yaşamış biri olarak anlatıyorum. Siz yeter ki iki kurala sadık kalın. Bir, sabır. Acemi pozisyon açma kapatma yok sabır. İki, Doğru coinler sevgili dostlar. Doğru coin içinde hani Telegram adresimiz var. Bakın TikTok yayınlarımız var ki akşamına bir video paylaşacağım TikTok'ta. Hangi coin alacağımı söyleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeter ki iki kuralı bozmayın. Sabır. Doğru coin. Gerisi hani zor diyorum 10 bin liranın 1 milyon olması ama mantıken bakıldığında zeka düzeyiniz belli bir seviyedeyse zor değil. Nasıl mı? Ya o kenarda 50 bin lira paran mı vardı? 20 bin lira olsa da olmasa da yani 20 bin lira yoksa batmazsın ya da 10 bin lira yoksa, yok sayın batmazsın. Ama bu 10 bin lirayı güzel bir sepet yapıp bağladığın zaman bir yıl sonra bu 10 bin liranın işte 300 bin, 400 bin, 1 milyon neyse olduğunu gördüğünde mutlu olursun. Ve mutlu olmak da geç, para kazanmayı da geç, yatırımcı zihniyetini alışkanlık edinmiş olursun. Ki bizim ülkemizde var. Yatırımcı zihniyetinin ne olduğunu bilmeyen çok insan var. İşte az önce bahsettiğim örnek 300 bin lira 50 bin liraya düştü diyen hani o anne sütünü az emmiş şahıs almadan önce sorsanız amacın neydi? Hayalin neydi de 300 bin liralık kripto aldın diye size vereceği cevap şudur. Ya 5 milyon olmasını istiyordum. 5 milyon olunca hanımı boşayıp hemen yurt dışında işte genç kızlarla aleme akacaktım gibi saçma bir hayal kuracaktır. Ama yatırımcı zihniyeti bu değildir sevgili dostlar. Ben Yahudilerin ticaretine hayranım. Ne yaparlar biliyor musun? Bir kaleme yatırım yapacaksa 10 yıl sonrasını hesaplar. 10 yıl sonrasını düşünür ve ona göre bu kaleme yatırım yapar. Bizim Türk yatırımcı ise bu kaleme yatırım yapacaksa yarın yüzde kaç kazanırım? Ertesi gün yüzde 500 kazanır mıyım diye hesaplar. İşte aradaki fark bu. Biri 10 yıl sonrasını hesaplayıp 10 yıl para kazanmadan hatta zarar ederek oturmayı göze alır. Bizim Türkler ise yani acemi yatırımcı ise bugün aldığının yarın yükselmesini, ertesi günde uçmasını diler. Ama hani şu anki ben birçok kaydımı özellikle böyle benim tarafımda numaralandırıyorum sevgili dostlar. Boğa sezonu geldiğinde Bitcoin'in en yüksek iğnesi 69.000'i kırdığında buradaki videolardan kesitlerle sizlere o dönem hani beni birçok daha yeni kullanıcı izleyecek ve diyecek ki bugüne tam da bugüne keşke biz de o gün hani alsaydık. Ama bu böyle olmayacak. Yani şöyle düşünün. Sizler şu an nasıl diyorsunuz ki 2014'e, 2013'lere geri dönsek de 200 liradan, 100 liradan bitcoin alsak? Ama bu mümkün değil. 2024 ve 2025'te diyenler için de mümkün olmayacak. Peki ne yapmanız lazım? İki şey. Doğru coin almak için. Mail adresimizden iletişime geçin. Ve sabır. Sabır sabır. Bu kriptoda para kazanmanın sırrı ve de sevgili dostlar Shiba gibi dünya genelinde birçok YouTuber'ın konuştuğu coinlerden uzak duracaksınız bu piyasada. Bu da işin diğer bir bilinen tarafı. Bakın benden hiç Pepe'yi duymadınız. Daha doğrusu Pepe almayın dediğimi duydunuz, Pepe alın dediğimi duymadınız. Ama Pepe ilk çıktığında Avrupa'da önce birçok influencer ve YouTuber Yayınında bahsettiği 100 kat, 1000 kat artacak, yeni doç olacak, 10 dolarlar, 100 dolarları havada uçurdular. Sonra bizim bu Türk YouTuber'cıklar gaza geldi, onların anlatmasından sadece yola çıktı. Onlar da 100 dolarları, 1000 dolarları havada uçuştular ama ne olmuştu bundan bir ay öncesinde? Pepe hacklenmişti ve çok ciddi bir zarara gelmişti. Ha bundan sonra toplar biraz yükselir ama %100 düştükten sonra %50 yükselse ne olur? Herkes Pepe'yi överken benim Pepe'ye sövme nedenim işte bu yüzdendi. Yani bir sisteminin olmayışı. 3 ay sonra hacklenmeyeceğinin de ne malum? Ya da 5 ay sonra geliştiricilerinin içindeki Ethereum alıp kaçmayacağı ne malum? O yüzden sevgili dostlar bu piyasada tüm influencerlar bir coin'den bahsediyorsa uzaktır. Bu da kardeşinizin sizlere küçük bir bilgisi olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Kripto kazandıracak muhakkak ama siz sağlığınıza dikkat edin. İyi günlerde kalın, iyi akşamlarda kalın. Her şeyden önce sağlıcakla kalın.